arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere YKS 2022 sonuçları açıklandı ve bununla ilgili size bilgi verici videolar çektim. Çekmeye de devam ediyorum. Bu videomda sizlere başlıktan da anlayacağınız üzere tercih listesi hazırlamayla ilgili birkaç tavsiye vereceğim. Dikkat etmeniz gereken şeylerden bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle az önce baktığım kontenjan kılavuzu yayınlamış ÖSYM. Buradan bu kılavuza bir göz atmanızı öneriyorum kesinlikle. Kontenjan kılavuzu çünkü ve ÖSYM'nin resmi yayınladığı kılavuzdur. Buna öncelikle bir göz atmanız gerekiyor. Daha sonra yine çok dikkat etmeniz gereken bir şey, farklı internet sitelerinde farklı farklı üniversitelerin başarı sıralamalarıyla, puanlarıyla ilgili bilgiler yer alıyor. Kesinlikle başka bir internet sitesinden bakmıyorsunuz arkadaşlar. YÖK Atlas'a giriyorsunuz. YÖK'ün kendi yayınladığı resmi başarı sıralaması ve puanlarının gösterildiği Atlas'tan hangi bölüm, hangi üniversite, hangi puanla, hangi başarı sıralamasıyla almış en son aldığı kişiyi, bunlara YÖK Atlas'tan bakıyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle resmi olmayan hiçbir kurumun ya da hiçbir sitenin yayınladığı sıralamalara bakarak kafanızı karıştırmıyorsunuz. Öncelikle buna dikkat etmenizi söylüyorum. Daha sonra istediğiniz bölümlerin listesini yapmanız gerekiyor. Belli bir bölüme takılı kalmazsınız. Eğer nokta atışı yapıp tam istediğiniz bölümün tam istediğiniz sıralamasını yapmadıysanız, herkes tek bir bölümü yazmaz. Garanti olsun diye biraz sonra onu da nasıl yapacağınızdan birazcık bahsedeceğim, tavsiye vereceğim. Garanti olsun diye sona bazı bölümler yazılır ya da istediğin bir iki aynı alana yönelik bölümler vardır. Onları yazarsın. Bölüm videosunu da izlemenizi öneririm. Bir önceki paylaştığım videoda, bölüm seçimi videosunda size yardımcı olabilecek bilgiler verdim. Şimdi arkadaşlar, küçük küçük notlar da aldım unutmamak adına size söyleyeceğim şeyleri. Okumak istediğiniz bölümlerin listesini yaptınız. Daha sonra YÖK Atlas'tan hangi üniversitelerde o bölümleri yazabiliyorsunuz, sıralamanız hangilerine yakın, bunlara da baktınız. Şimdi öncelikle tercih listenizi yaparken kesinlikle ve kesinlikle aşağıdan yukarıya doğru, yani 1, 2, 3, 4, 24 tercih hakkınız var ya, kesinlikle birinciden 24'e giderken, ki bu arada 24 tercihi de doldurmak zorunda değilsiniz, 1'den 24'e giderken sıralamalarınız artarak gitmek zorunda değil. Sıralaması düşükten sonra yüksek, ondan sonra tekrar düşük yazabileceğinizi unutmayın kesinlikle. Şöyle de bir yanılgı var. Senelerdir bu hep sorulur ve hep kafa karıştırıcı bir mevzu. Bunu ilk kim ortaya atmış bilmiyorum. Örneğin birinci sıraya sizin gerçekten muhtemel tutabilecek sıralamadaki bölüm 10. tercihinizde. Ve siz 9'a kadar tutmayacak, salladınız, tutar belki gelir, çok yüksek puanlı yerleri yazdınız. Öyle yazmayın, sizin işte 10. tercihe bırakmayın, başkaları yerleşir. Öyle bir şey yok. İsterseniz garanti tutan yeri siz 24. tercihe yazın. Tutuyorsa o tutar, yani sizin ona 24'e yazmanız sizi kesinlikle geri atmıyor. Çünkü ÖSYM'nin üniversitelere yerleştirmesi şu şekilde oluyor. Örneğin birinci sıradaki, yani sınavda birinci olan yerleştirme puanı olarak Türkiye birincisi. Birincisi yerleştiriliyor, sonra ikinci yerleştiriliyor, 3, 4, 5, bininci yerleştiriliyor, 2000, 3000, 4000. Yani siz öğrenci öğrenci yerleştirilerek gidiliyor. Yani senin sıralaman geldiğinde, senin yerleştirilmen geldiğinde sistemde, eğer o 24. tercihe yazdığın bölümde hala bir kontenjan bile varsa sen zaten ÖSYM'i oraya atıyor. Yani tabii ki daha önce 1'e, 2'ye, 3'e yazdığın tercihlerdeki bölümler geliyorsa önce onlara, tercihlerin arasında evet sırayla gidiyor ama sen onu 24'e yazdın diye orada boşluk olduğu halde onu senden daha düşük bir sıralamadaki insan sırf 1'e yazdı diye yerleşmiyor. Öncelikle bu konuda bir anlaşalım. Bu yanılgıdan kurtulun. Bu yanlış bir bilgi. Senelerdir yayılmış yanlış bir bilgidir. Tercih verirken 24 tercih hakkınız var ve bunu 4'e bölebilirsiniz. Yani tam 6-6-6 4'e bölün demiyorum size. Şöyle 4'e bölebilirsiniz. Birinci bölge, ilk başa yazacağınız. Şunun üzerinden örnek vererek ilerleyeceğim. Ben 10.000 başarı sıralaması yaptım. Hayali bölgeye, ilk 1000'de sıralaması olan üniversite ve bölümleri yazabilirim. Bu hayali bölgem benim. İlk olsun hadi 4 tercihim.
Hayali bölgede ilk 4 tercihim ilk 1000'deki bölümler. Daha sonra hayalin bir tık üstüne geçiyoruz. Hayalin bir tık üstünde de yine muhtemelen tutmayacak. Ama hani olur da kimse yerleşmezse ben yerleşir miyim acaba kısmı. Oraya da yine ben 10.000 sıralamada olmama rağmen 3.000, 4.000'inci, 5.000'inci, 6.000'inci, 7.000'inci buraya daha çok yerleştirebiliriz. Çünkü artık en hayali bölge geçti yani. Belki tutar mı tutar mantığıyla buraya daha fazla 5-6 tane yazabilirim. 24 tercih hakkım var sonuçta. Ben bunu belki doldurmak istiyorum. Yazdım 8.000'e kadar. Daha sonra geliyorum. Muhtemelen kazanacağım bölümlerin olduğu bölge. Buraya da şöyle yapıyorum. 8.000'deydim ya az önce. 8.000, 9.000, 10.000 benim başarı sıralamam. 11.000 kayıyor ya bazı senelerde sıralamalar. 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000 artık sizin mantığınız sizi nereye kadar götürüyorsa yazdım. 15.000. Belki daha yükseğe de gidebilirsiniz çünkü son senelerde kaymalar bayağı oluyor. Ya açıkta kalmamak adına, istediğiniz bir bölümden de olmamak adına. Ben muhtemelen kazanacağım bölgeye 10 tane rahat yazmam lazım. Çünkü benim garantiye almam lazım. 10.000 gibi bir sıralamayla yanlış tercih yapıp da açıkta kalamam. 10 tane, belki de daha fazla, 12-13 tane yazabilirsin. Bir de güvenli bölge var. Güvenli bölge de artık ne olursa olsun garanti yerleşeceğim bir bölgedir. Bu da benim sıralamamdan bir 10.000, 15.000 belki daha yukarıda olan, 20.000'deki ve 30.000'deki yerleri o sıralamada kafama yatan üniversiteleri yazabilirim. Zaten 10.000 sıralama yaptıysanız 30.000'e kadar da kaymaz diye düşünüyorum. Artık gerçi çok değişik şeyler oluyor bilmiyorum ama 10.000 sıralama yaptım. 30.000'deki yere de artık bir önceki sene 30.000'de kapatan yere bir zahmet yerleşeyim. O kadar da kayarsa pes yani. Burası güvenli bölgedir. Buraya da istediğiniz gibi sallayabilirsiniz üniversiteleri araştırarak. Bu şekilde bir tercih listesi yapmanızı öneririm. Burada unutmamanız gereken şey sıralamanızın artarak gitmesi gerekmiyor. Yani şöyle bahsettiğim aslında az önce bahsettiğim sistemde artarak gidiyor. Evet, bu istediğiniz bölümün olduğu bir bölüme hani hedef koymuşsunuzdur ve sıralamanız da yeterlidir. Ondan bahsettim ben size. Ama farklı farklı bölümler yazacaksınız örneğin. Az önceki listede orta kısımlara yine tutabileceğiniz düşündüğünüz farklı bölümler yazabilirsiniz. Puanı daha yüksek olan bir bölümü belki daha orta sıralamalara, muhtemelen kazanacağınız bölümün olduğu sıralamaya falan karıştırabilirsiniz. Ben belli bir bölüm hedefi olanlar için az önceki sıralamayı öneriyorum. Şunu söylemek istiyorum yine, belki bilmeyenler vardır ama artık üniversite tercihi veriyorsunuz ve bunları araştırıyorsunuzdur umarım. Bir üniversite tercih yaptınız ve kazandınız, bir fakülteye yerleştirdiniz. Bu şekilde o üniversiteye gittiniz ya da gitmediniz, eğitim aldınız ya da almadınız. Bir sonraki sene sınava girdiğinizde biliyorsunuz bir katsayı düşüklüğü oluyor. O BP'niz kalkıyor ve doğal olarak puanlarda tekrar sınava girdiğinizde diğer öğrencilerden sizi birkaç bin, artık kaç bin o sizin o BP'nize vesaire bağlı düşüklük oluyor ve yani bu da kötü bir durum oluyor. Eğer gitmeyecekseniz tercih yapmayın. Sizi belki 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 geri atmasın bir sonraki sene girdiğinizde. Yani mezuna kalacaksanız mezuna kalın. İstemediğiniz bir bölümü bu yüzden yazmayın. Allah muhafaza yerleşirsiniz. Ben öylesine yazdım diye 24. tercihinize yerleşirsiniz. Üniversiteye de gitmezsiniz. Bir sonraki senede size 30.000 geri atar. Siz de öyle kalırsınız. Kesinlikle başarı sırasına göre tercih yapıyorsunuz. Bunu artık bilmeyen olmasın yani. Puana göre değil, üniversitelerin YÖK Atlas'taki başarı sıralamasına göre tercihlerinizi yapacaksınız arkadaşlar. Özel yetenek sınavı gereken bölümler olabilir ve siz bunlara gitmek istiyor olabilirsiniz. Özel yetenek sınav tarihlerini, şartlarını, koşullarını bunları hep araştırmalısınız. Bunları kaçırmayın. Vakıf üniversitesi tercih etmek isteyebilirsiniz. Vakıf üniversitelerinin burs şartları, indirim şartları bunları araştırmalısınız. Ve yine çok önemli bir husustan bahsedeceğim. Bazı üniversiteler arkadaşlar kendilerini ilk diyor ki üniversite mesela şöyle bir şart koymuş. Beni ilk 3 sırada tercih edersen ya da beni ilk sırada tercih edersen ve kazanırsan şu kadar burs, şu imkan gibi şartları olabiliyor. Bunları da araştırın.
Üniversite bazında araştırabilirsiniz bunları ama. Ama dikkat edin, yanlış bilgi olan sitelerden almayın. Üniversitelerin kendi yayın organlarından bunlara ulaşın. Danışma hatlarına kesinlikle yararlanın. Üniversitelerin tercih döneminde danışma hatları oluyor. Belli meydanlarda vesaire, İstanbul'da benim bildiğim ve gördüğüm tercih danışma standları kuruluyor. Onlardan yardım alabilirsiniz. Üniversitelerin dediğim gibi danışma tercih dönemi şeyleri oluyor. Üniversitelerin kendi kampüslerinde, içlerinde gidiyorsunuz. Yine danışabileceğiniz yerler kuruluyor. Bunlara ulaşabilirsiniz. Belli başlı üniversiteler aklınızda varsa. Bahsetmek istediğim bir konu da şu. Yeni açılmış bir üniversite olabilir ve taban puanı, başarı sıralaması belli olmamış olabilir. Bunu da şöyle düşünerek yapıyorsunuz. Bölüm bazında ve tercih edeceğiniz bölümün yakın üniversitelerdeki sıralamalarına göre bakabilirsiniz. Zaten devlet üniversitelerinin aşağı yukarı belli oluyor bölümlerinin sıralamaları. Üniversite şöyle, örneğin Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Erzurum Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin sıralamasına bir bakın. Muhtemelen yakındır bu gibi. İstanbul'daki hukuk fakültelerinin örneğin devlet üniversitelerinin daha yüksektir. Bu gibi belli oluyor az buçuk. Onlarla kıyaslayarak tercih yapabilirsiniz. Aslında bunu bir önceki videomda söyleyecektim. Söylemeyi unutmuşum. Videoyu seyrederken fark ettim. Seçeceğiniz bölümlerin arkadaşlar eğitim görürken ki maddi ihtiyaçları ona bir olabiliyor. Buna da en çok hem sosyal medyadan hem çevremden duyduğum kadarıyla Mimarlık Fakültesi'ne örnek verebilirim. Mimarlık Fakültesi'nde bu üniversitenin üniversiteye de hocadan hocaya da çok değişiyor ama genel olarak konuşacak olursam Mimarlık Fakültesi'nde eğitim görürken maket, jüri olayları var biliyorsunuz. Maketti, çıktı almaydı, sunum yapmaydı, bu gibi olaylar var. Bunlar da maddi olarak gerçekten biraz yük biniyor öğrenciye. Bu sebeple belli bölümleri yazarken bir yandan da eğer tamamen ailenize sırtınızı dayamak istemiyorsanız ya da ailenizin bunu karşılayacak eğer durumu yoksa vesaire, bu gibi bölümleri tercih ederken hem üniversitelerin burs programlarına dikkat edin. Özel üniversitelerde özellikle çok ciddi dersten kalma durumlarında biliyorsunuz burs kaybetme durumları vesaire oluyor. Ciddi yük binebilir sırtınıza. Bunları çok iyi araştırmanız gerekiyor. Yine aynı şekilde bu gibi bölümlerde devlet üniversitelerinde de başka başka burslara başvurabilirsiniz. Yine bu eğitim ücretlerini karşılayabilmek adına. Bunlardan da haberdar olun. İkinci öğretimler katkı payı ödüyorlar biliyorsunuz ki. Bunları da araştırın ikinci öğretimleri yazarken. Söyleyebileceğim, benim aklıma gelen, size yardımcı olabileceğini düşündüğüm şeylerden bahsettim. Tercih listenizi hazırlarken bunlara dikkat etmenizi öneriyorum. Aşağıya YÖK Atlas'ın linkini, ÖSYM kılavuzunun linkini ve size yardımcı olabilecek bulabildiğim, araştırdığım her şeyin linkini bırakacağım. Açıklamalara bakmanızı öneriyorum. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Umarım size birazcık olsun yön verebilmişimdir ya da fikrinizi değiştirebilmişimdir. Fikriniz yoksa belki bir fikir oluşturmuşumdur. Çok isterim size yardımcı olmayı. Üniversite seçimiyle ilgili de yine bir videom gelecek. Bölüm seçimiyle ilgili olan videomu izlemenizi öneriyorum. Aşağıya onun da linkini bırakacağım. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Benzer videolar için takipte kalın. Size bilgilendirici ve bazen de eğlenceli videolar çekmeye çalışıyorum ve çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Umarım herkes istediği bölümü, istediği üniversiteyi, istediği şehri, hayallerindeki mesleği yapabilecek bir yere gider. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Güle güle.